Merhaba Mustafa, hoş geldin. Selam. Geç kalmadık umarım. Hiç, çok dakiksin. Gel. Nasılsın bugün? Harikayım. Bir bak kim geldi. Orada gerçek adın neydi? Gerçek adın derken? Yani gerçek adım, yani nüfus kağıdında yazan haliyle Kamile Burcu Esmer Soy artık suya batmaz. İstanbul'da yaşamanın en güzel yanı ne sence? Bence İstanbul'da yaşıyor olmak. Yani ama şöyle bir şey var, bence İstanbul Boğazı'nı istediğin zaman görebilmek çok güzel. Bugünlerde programın nasıl? Bu hafta çok, mesela. Çok yoğun. İki gün televizyon çekimim var. Bir gün gün boyunca kendimi ayırdım. Spor ve bakımla doldurdum. Onun dışında bu hafta aynı zamanda çok yakın arkadaşlarımdan iki tanesinin ayrı ayrı aynı gün farklı yerlerde davetleri var. Ona gitmem gerekiyor. Koleksiyonlarını tanıtacaklar. Onlara söz verdiğim için bunu yapmam gerekiyor. Bir fotoğraf çekimim var. Sonra bir tane röportajım var. Sonra da şehir dışına çıkacağım. Çekimler demişken storylerini kaç kişi görüyor ortalama? Yani böyle 500 bin falan. Yani böyle 600 bin bazen ama ortalama dersen 500 bin bence. Sana en çok yakışan renk ne? Bana en yakışan renk beyaz. Bence. Ya da siyah. Ya da mavi ya da beyaz. Bilmiyorum. Ayırt edemiyorum. Peki en yakışmayan renk ne? En yakışmayan renk? Limon küfü. Stil ikonun kim? Annie Bing. Bu aralar onu çok beğeniyorum. Asla uymam dediğim bir trend var mı? Ya şey, aslında korktuğum da bir şey aynı zamanda. Gelirse filan diye. Böyle eskiden küt burunlu şeyler var. Ayakkabılar modaydı. Onlar inşallah gelmez bir daha. Yanına ne almadan evden çıkmazsın? Evin anahtarını. Çocukluğundan en sevdiğin anın ne? Ablamla evcilik oyunlarımız bence evde. Böyle çay partileri filan. Tatlı tatlı. Tavsiye almak için ailen dışında kime gidersin? Berk hariç. Güzel yakaladın. Çünkü Berk dışında kimseye gitmiyorum aslında. Ama şöyle bir şey. Lütfen tek kişi olmasın. O zaman şöyle bir şey söylemem lazım. Çok yakın arkadaşlarım var. Hande, Işıl, Eda, Seda, Merve, Melis. Mutlaka fikir almak için aradığım insanlar. Bazen arka arkaya yarıyorum. Ben teraziyim, yaparım. Berk'in en çok hangi dövmesini seviyorsun? Berk'in zaten bir tane dövmesi var, onu çok seviyorum. Berk'in senin için yaptığı en güzel, en romantik şey neydi? Dövme yaptırması. Çünkü ikimizin baş harflerinin olduğu iskambil kağıtları yaptırdık oğluna. Bu aralar hangi kadına bayılıyorsun? Ay, bütün kadınlara bayılıyorum aslında. Herkesi çok beğeniyorum. Kimi çok beğeniyorum, kime bayılıyorum? Yani tüm zamanların en güzel kadını kim falan dersen, uf bu kadın çok güzel dediğim Charlize Theron. En çok kullandığın emoji ne? Bize tarif etsene. Japanese ogre. Ya böyle şey, hangisi biliyor musun? Kırmızı böyle canavar suratlı bir şey var ya böyle. Yani böyle gülüyor mu kızgın mı belli değil. Ben çünkü böyle hani duygularımı öyle çok iyi bir şekilde anlattığımı inanıyorum. Netflix'te ne izliyorsun bu aralar? Netflix'te Tepedeki Ev. Ben çünkü yani normalde böyle korku filmleri falan çok fazla seviyorum. Bir dizi buldum. Tepedeki Ev gerçekten çok iyi. Bir şey içer misin bu arada? Bir su vereyim sana. Berk'te izlemeyi en çok sevdiğiniz garip program ne? Garip program değil aslında ama BBC Earth'te şey var. Böyle ilginç hava olayları diye bir belgesel var. İnternette en son neye güldün? Kedi videolarına. Duşta en çok hangi şarkıyı söylersin? Duşta şarkı söylemem çünkü çok kötü şarkı. Yani iyi şarkı söylemediğini düşünüyorum. Çocuk yapmayı düşünüyor musun? Düşünmek mi istiyorum? En sevdiğin içki? İçkiyle aram yok ama iced tea çok seviyorum. Bu biraz zor olacak ama en sevdiğin tatlı? Bütün tatlıları çok seviyorum. Sütlü tatlıları da seviyorum. Spor hocam duymasın. Trileçe. Trileçeyi seviyorum. Bir kahve içer misin? Peki Burcu, İstanbul'da gece dışarı çıktın. Son durak neresidir? Gece nerede biter? Çorbacı'da. En sevdiğin 3 Tarkan şarkısı? Dudu Dudu, Kuzu Kuzu ve Öp. Kahve benim mi galiba? Evet ama sen taşıyamazsın diye tuttum. Pardon, al. Tarkan'la tanıştın mı? Aa, çok istiyorum, tanışmadım. Ama karşılıklı dans etmişliğimiz var. Bir konserine, yani bir konserine değil, her konserine gidiyorum. Konserinde karşılıklı dans etmiştik. Bir de bir davette sahneye çıkmıştı orada.
Başka kimle tanışmak isterdin? Beyoncé. Beyoncé'yi çok istiyorum. Bize yabancı dilde bir şey söyleyebilir misin? Ay şey... şimdi böyle sorunca söylemek çok zor ama mesela... Arapça, eğer yanlış söylersem lütfen kimse kusuruma bakmasın. Hebbek. Love you. Yani işte seviyorum, seni seviyorum demek. İnşallah. Bize dans figürlerini gösterir misin? Dans figürü mü? Ya şöyle, yani her türlü dansı yapıyorum aslında. Yani böyle mesela böyle elektrik falan, yani robot falan yapmak çok istiyorum. Ama şöyle söyleyeyim, gerçekten en keyifli olduğum zaman ve böyle gece eğer çok uzadıysa bir noktada mutlaka gece içerisinde yaptığım bir hareket var, onu göstermek istiyorum. Hazır mısın? Uymuyor bak, bu şarkı uymuyor. Bir süper gücün olsa ne olsun isterdin? Dans etmeyi bilmek isterdim. Öyle değil, bir sürü isterdim ya. Böyle uçmak isterdim, bir de görünmez olmak isterdim. İlk kapak olduğun dergi hatırlıyor musun? El Ele dergisi. Moda ile ilgili seni en çok heyecanlandıran şey nedir? Moda ile ilgili beni en çok heyecanlandıran şey... Yani çok fazla bir şey heyecanlandırmıyor ama sürekli değişiyor olması bence çok ilginç. Oyuncak bebeğin adı neydi? Aa, yoktu bence ismi. Fatoş filan da herhalde büyük bir ihtimalle. O zaman o modaydı çünkü. Fatoş, yani bebeğin kendi ismi oydu çünkü. Şu anki rujunun markası ve kodu ne? Aa şey, en sevdiğim şu. MAC'in derviş ve suvar kalemlerini kullanıyorum. Aslında kalemle boyuyorum dudağımı. Biraz da böyle üzerine boyadıktan sonra o rengi alıyor zaten. Telefondan en çok uzak kaldığın süre ne kadardır? Yani 2-3 gün filandır herhalde büyük bir ihtimalle. Çünkü normalde tatile gittiğim zaman özellikle telefonumu uzak durmaya çalışıyorum. En sevdiğin film ne? En sevdiğim... Ya bilmem. Yani bence... Yani tüm zamanların en iyi filmi falan diye. Mesela Avatar. Avatar'ı söyleyebilirim. Ama yani hani gerçekten ben de... IMDb'nin böyle listesini seviyorum mesela. Shawshank Redemption gerçekten çok güzel bir film. Bu ara okumayı planladığım kitap var mı? Bu ara okumayı planladığım kitap... Mom. Birden 10'a kadar puan vermek istesen, şu an hayatın kaç puan? 1000 10 tamam. Salonundaki en cool şey ne? Salonundaki en cool şey. Bu Haluk Akakçe tablosu. En sevdiğin restoran neresi? Şey yani çok İstanbul'da söylemezsem ayıp olmaz inşallah. Benim için çok özel olduğu için söyleyeceğim bir restoran var. O da New York'taki Carbone. Peki, en sevdiğin pizzayı tarif et. Üstünde ne var? 3 peynir. Beyaz peynir, kaşar peyniri... Üstüne başka ne koymak istersen. En sevdiğin müzisyen? En sevdiğim müzisyen? Yani dünya nasıl bir şey? Yani eskilerden sormuyorsan eğer... Ben hani şarkıcı olarak Beyoncé'yi seviyorum. Peki, en sevdiğin müzik grubu? En sevdiğim müzik grubu... New Kids on the Block. Peki, tabii ki değil. Peki. Coldplay. Peki, en sevdiğin şarkı sözü? En sevdiğim şarkı sözü. Türkçe, yabancı? İkisi de olur. Ha, bilmem. Ay, çok zormuş. Dur. Dudu dudu dilleri. Tarkan'a bir göndermeydi. En sevdiğim şarkı sözü. Ya nedense çok ilginç bir şekilde Ünzile şarkısının bütün sözlerini çok seviyorum. Firuze şarkısının bütün sözlerini çok seviyorum. Onun dışında da... Yabancı şarkılarda da çok fazla aklıma gelen bir şey yok açıkçası. Birlikte kahve içmek istediğin tarihi birini söyle o zaman. Birlikte kahve içmek istediğin tarihi birini. Galileo Galilei. En sevdiğin küfür ne? Gitmeyi en sevdiğin ülke? Yani ziyaret etmek değil ama gittiğim zaman çok mutlu oldum. Amerika var. En son nereye gittin? En son Amerika'daydık galiba. Yurt dışı olarak eğer söylüyorsan evet Amerika'daydık çünkü düğünümüzü orada yaptık. Mezuniyetinde ne giymiştin? Oy, böyle küf yeşili bir ipek bir elbise, iki parça. Aldığın ödülleri evde saklıyor musun? Evet. Peki tanıdığın en eğlenceli insan kim? Eşim. İnternette başına gelen en komik şey neydi? Yani internette gezerken mi başıma en komik gelen şey? Komik evet. Gelen, en komik olan şey.
internette gezinirken. Yani yanlışlıkla yanlış başka sayfaların açılması. Hacklendin mi mesela? Uf, evet hacklendim tabii ki. Bize bir takıntını söyle. Takıntım. Yani böyle hani gün içerisinde yapmazsam olmaz filan dediğim bir şey mi? Bence her gün Instagram'a bakmak bir takıntı. Bu kız hakkında ne düşünüyorsun? Ha şimdi. Sever yerim değil mi? Yani çok beğeniyorum. Tüylerim diken diken oldu. Neden? Çünkü şöyle bir şey. Kız galiba yurt dışında yaptı bu şarkıyı. Londra'da ya da yani galiba İngiltere'de. Çok fazla şey söylediler galiba. Yok güzel değil, o değil, bu tipi falan diye. Hani şarkı için söylüyorum. Kız yoksa çok güzel bir kız. Bence gerçekten hem şarkı çok güzel hem kendisi de çok yetenekli. Yolu açık olsun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sosyal medyada yaptığın en sinsi şey ne? Sinsi? Yani sinsilik bana çok yakışan bir laf değil ama yani böyle gizli gizli yaptığım bir şey dersen bazı insanların storylerini ve postlarını sessize alıyorum. Bana bir yalan söyle. Bir yalan söyleyeyim. Ay söyleyemem ki. Hele gözü, yani gözünün içine bakarak zaten söyleyemem. Şöyle bir tarafa doğru bakarak söyleyeyim. İlla söylemem gerekiyorsa. Ay bilmiyorum. En iyi yaptığım yemek 5 katlı pasta. Peki çok teşekkürler. Bizim sorularımız bu kadar. Gerçekten mi? Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Hayır, ben terledim ama iyi ki geldiniz ve güzeldi sorular gerçekten. Çok teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.